Spor TV'den herkese merhaba. BOTAŞ Spor Kadın Basketbol Takımı'nın hem geçtiğimiz ligini hem önümüzdeki ligi hem de yeni transferlerini konuşmak için takımın genel menajeri Gürkan Can'la beraberiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sıkıcı bir süreyi geride bıraktık aslında. Geçtiğimiz sezon değerlendirmesini alacak olursak neler söylersiniz? Yani tabii sezon başına sezon sonu biraz garip oldu. Biz EuroLeague önelemesiyle başladık. Geç toplanan bir takımla beraber bir EuroLeague önelemesi oynadık. Daha sonra yolumuza EuroCup'ta devam ettik. Bazı oyuncularla süreçte yol ayrılığına gittik. Daha sonradan Türk oyuncularla, büyük bir kısmı Türk oyuncularla yolumuza devam ettik. Ve pandemi sürecinden sonra da zaten bilindiği üzere sizinle de devamlı irtibat halindeydik, biliyorsunuz. Bu süreçte de evden çalışmalarımızı yaparak geçirdik. Şimdi yeni sezon hazırlıklarına başladık. Güzel bir sezon geçirdiğinizi söyleyebilir misiniz yani? Yani şu aslında bizim için çok güzel bir sezon geçmedi. Geçtiğimiz seneler daha iyi bir sezon geçirdik ama ufak aksaklıklarla sezonu atlattık en sonda. İnşallah önümüzdeki sezon daha iyi bir lig bizi bekliyor. İnşallah diyelim. Biraz yeni transferlerden bahsedelim. Kimleri göreceğiz BOTAŞ'ta? Bizim bu süreçte birkaç oyuncuyla anlaşma durumumuz oldu. Bunu zaten herkes öğrendi. Işıl Alben, Bahar Çağlar, evet. Tilbe Şengürek ve Ayşe Cora ile anlaştık. Hala hazırda geçen seneden devam eden oyuncularımız var. Altyapıdan çıkan oyuncularımız var. Geçen sene de bünyemizde 3 tane milli oyuncumuz vardı. Bu sene de bu sayı 4'e çıktı. 4 tane milli oyuncumuz var. Yani misyonumuza uygun transferler yapmaya devam ediyoruz açıkçası. Peki Işıl Alben transferine biraz gelecek olursak, çünkü son günlerde çok konuşuldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya Işıl Alben bilindiği üzere kadın basketbolunda çok önemli bir figür. Normal İstanbul Üniversitesi altyapısından yetiştikten sonra ilk profesyonel imzayı zaten BOTAŞ'a attı. Evet. Biz de o dönem Adana'daydık. Aslında evine dönmüş oldu bir nevi. Tabii Galatasaray'la özdeşleşmiş olması da başka bir durum. Ama dediğim gibi evine tekrar geri dönmüş oldu. Biz de bu süreçte onun bizle tekrar beraber olacağından sevinçliyiz, mutluyuz. İnşallah burada amaç Türk basketbolunu tekrar harekete geçirmek, ayağa kaldırmak bu milli oyuncularla. Biz de misyonumuza uygun bir hareket yaptık. Bir transfer oldu. İnşallah hayırlısı olur. Biz de öyle hayırlısını diliyoruz sizler için. Umuyoruz çok güzel bir sezon geçirirsiniz önümüzdeki dönemde. Peki BOTAŞ Spor'un gelecek sezon hedeflerini öğrensek? Gelecek sezon yani biz en iyi bitirmek istediğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Yani ilk 5 olabilir bu. İlk 5 hedefiyle çıkıyoruz. Çünkü aynı zamanda bizim altyapıdan çocuklarımız da, sporcularımız da takıma bir entegrasyonu söz konusu. Hani çok böyle büyük bir hedefimiz yok. En iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. En önemlisi burada milli oyuncuların, milli takımı iskeletini oluşturan oyuncuların aynı zamanda performansını milli takıma da taşımasını istiyoruz. Bu bir farklı bir proje oldu bu sene. İnşallah hayırlısıyla en güzel yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Biz de öyle umuyoruz. Sizi daha yakından takipte olacağız diyelim. Peki çalışmalar ne zaman başlıyor? Şu an başladınız mı çalışmalara? Var mı bir çalışma? Şu an başlamadık fakat iki kamp şeklinde düzenleyeceğiz. Temmuz ayının ilk haftasından sonra bir bizim gelişim takımımız var. Gelişim takımıyla biraz çalışmalara başlayacağız ama A takımla çalışmalara bayram sonrası hemen Adana'da kampa girerek başlayacağız. Peki çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız için, sorularıma cevap verdiğiniz için. Umuyorum gelecek sezon hedeflerinize ulaşırsınız. Sizin için çok güzel bir yıl olur. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.